Herkese yeniden merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer sizinle ilk defa bu videoda karşılaştıysak ben Ümüşen. Kanalımda sizler için birbirinden lezzetli, birbirinden pratik ve her evde bulunan malzemelerle yapılabilecek tarifler paylaşıyorum. Ve bugün de oldukça lezzetli, bereketli. Tadına bakanların, deneyenlerin çok beğendiği bir tarif paylaşmak istiyorum. Bugün sizlerle fırında sebzeli tavuk şiş yapıyoruz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim, muhteşem oluyor. Tarifim için 750 gram kadar tavuk göğsü kullanıyorum. Dilerseniz tavuğun herhangi başka bir kısmını da kullanabilirsiniz. Ama biraz sonra kullanacak olduğumuz sos ile tavuk göğsü de yumuşacık olacak. Tavuk göğsünü küp küp olacak şekilde ama irice olacak şekilde doğrayarak tarifime başlıyorum. Doğradığım tavukları bir kenara alıyorum ve biraz sonra sosun yapımına geçiyorum. Sos için dolu dolu olacak şekilde 2 yemek kaşığı yoğurt kullanıyorum. 1 çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Baharatlarım var: kekik, kırmızı toz biber, kimyon, karabiber ve tuz kullandım. Hepsinden bir çay kaşığı kullandım. Sadece kırmızı toz biberi bir yemek kaşığı kullandım ve bir yemek kaşığı da domates salçası ekledim. İki diş sarımsak ezdim ve şimdi sosumu pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce çırpıyorum. Sosumuzu hazırladık ve şimdi kenarda bekleyen tavukları sosuma dahil ediyorum. Sosun üzerine aldığım tavukları güzel bir şekilde sos tavukların her yerine bulaşana kadar karıştırıyorum. Ve marine olması için üzerini kapatıyorum ve bir saat boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Yeteri kadar dinlendikten sonra, çöp şişlere tavuklarımızı dizmeye başlayabiliriz. Çöp şişe sadece tavukları dizicem. Eee isterseniz sebze de ekleyebilirsiniz ama ben bu tarifte sebzeleri altında yani tavuk şişlerin altında kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz bu tarifi uygularken tavuk şişlerini şişe takarken aralarına sebze de ekleyebilirsiniz. O şekilde de fırına verebilirsiniz. Ama videoyu sonuna kadar izlediğinizde bu şekilde daha bereketli bir tarif olduğunu siz de göreceksiniz. Tavukların tamamını şişlere dizdikten sonra geçiyoruz sebzelerini hazırlamaya. Kalan sosumuzun üzerine patatesleri doğrayarak devam ediyorum. Ben burada 3 adet patates kullandım ve patateslerim oldukça büyüktü. Bugün ben bu yemeği misafirlerim için hazırladım ve onun için malzemeleri de oldukça fazla kullandım. Sizler miktarları belirlerken e, arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Patatesleri de irice olacak şekilde, çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Patateslerin üzerine de 500 gram kadar mantar ekliyorum. Mantarları doğramadım. Bütün bütün kullandım. Bir çorba kasesi kadar da arpacık soğan ekliyorum. E tuz ekliyorum çünkü sostaki tuz yetersiz gelecekti. E bütün malzemelerimi sosun üzerine aldım ve şimdi elimle sos sebzelerimin her yerine bulaşana dek güzelce harmanlıyorum. hazırladığım sebzeli karışımı kullanacak olduğum borcama aktarıyorum. Şöyle eşit bir şekilde borcamın her yerine yayıyorum. Üzerine yeşil biber ekleyeceğim. Dilerseniz sebzelerin içine koyup soslayarak karıştırabilirsiniz de. Ben bu şekilde yaptım bugün. En üzerine hazırladığımız tavuk şişleri diziyoruz. Ve fırına göndermeden önce üzerine yanmaması için ıslattığım yağlı kağıt ile kapatıyorum. Fırından almadan son 10 dakikasında üzerinden yağlı kağıdı alıp bir 10 dakikada üzeri açık bir şekilde pişireceğim. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında yaklaşık 1 saat kadar pişirdim. Ama sizler lütfen kendi fırınlarınızda kontrollü olarak pişirin. Ve fırından çıkar çıkmaz sıcak sıcak dolun üzerine şöyle sizlere bir yakından gösterdikten sonra servis için hemen tabağıma alıyorum. Yapımı gerçekten kolay, anlatması uzun sürdü diyebilirim sizlere. Ve lezzeti gerçekten mükemmel. Gittiğiniz restoranlarda yediğiniz şişlerden çok daha lezzetli. Şişlerin yanına sebzelerinden de ekledikten sonra artık yemeğim afiyetle yenmeye hazır. Umarım denersiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen denediğinizde fikrinizi, düşüncelerinizi benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Böylelikle deneyecek olan arkadaşlara da fikir vermiş olursunuz. Ve bugünlük de benden bu kadar diyorum. Videomu sonlandırmadan önce sizlerden küçücük bir ricam olacak. Beğeni yaparsanız, yorum bırakırsanız ve tabii ki abone olursanız, bir de videomu sevdiklerinizle sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Çünkü sizin beğenleriniz ve yorumlarınız sayesinde videolarım daha çok kişiye ulaşıyor ve ben destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın kendinize çok iyi bakın.